Efendim iyi günler, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Müthiş heyecan dolu, gerilim dolu bir film vizyonda. Listeler bugün akşam 17'ye kadar teslim edilmiş olması gerekiyor aday listelerinin. Dolayısıyla siyaset sahnesi de tabii ki Medya Mahallesi de böyle diken üstünde herkes bekliyor. Herkesin gözü liderlerin üzerinde. Mehmet Yılmaz konuğum, Hürriyet Gazetesi yazarlarından. Şimdi tabii seninle benim gerilim içinde olmamız bir anlamı yok. Biz gayet sakiniz. Ben değilim zaten. Ama bayağı heyecan yaşayanlar var. Niye sen... Heyecanı yaşayanlar büyük bir ihtimalle işte o adaylık için gerekli, aday adaylığı için gerekli olan parayı yatırıp listede nereye konacağını merak edenler. Piyango bileti almak gibi yani. Bir bilet aldım. Bakalım ikramiye çıkacak mı, çıkmayacak mı? Tabii asıl gerginlik meclis gruplarında yaşanıyor. Çünkü 4 yıldır vardılar. Milletvekilliğinin var, tadını aldıktan sonra ondan uzak kalmak insanda şey yapar. Nitekim daha eski parlamenterlerin de her seçimde yeniden aday adayı olma hevesi onu gösteriyor. Milletvekilliğinin demek ki bizim bilmediğimiz bir tatlı yönü var. Acaba bizim bilmediğimiz yönlerinden bir tanesi vekil olamazsanız dokunabiliyorlar ya size. Şimdi bu son meclis artık seçim öncesinde son meclis diyebiliriz. Kapattı çünkü kapılarını seçim öncesinde. Dokunulmazlık dosyasında rekor kırmış, 789'a ulaşmış dosya sayısı. BDP doğal olarak tabii anlaşılabilir bir şey. BDP'nin önemli bölümü siyasi suç. Gösteri yürüyüş, fikir suçu, kanla muhalefet. Çünkü suçlar arasında mitingde Kürtçe konuşmak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suçluyu övme, bol miktarda bu suçlar var. Şimdi ikinci sırada AKP var, 127 dosyayla. Onu 88 dosyayla CHP izliyor. En keskin görünen, tabii biraz milletvekili sayısıyla da orantılı, en düşük rakam MHP'de 35 dosya. Şimdi çok çarpıcı, taksirle ölüme sebebiyetten 9 dosya var Mehmet Yılmaz. Evet, cinayetle yargılanacaklar yani. Kusurlu olarak adam öldürmekten yargılanacaklar. Şimdi düşün, eğer seçilemezsen... Hakimin karşısına çıkacaksın mı? Tabii evet. Bu da önemli. Birazdan konuşacağız bu listeleri de. Önce bir Fenerbahçeli olarak duygularını alayım. Galatasaray'a herhalde Galatasaraylardan daha çok kızıyorsunuzdur, sinir oluyorsunuzdur değil mi? Yani şimdi tuhaf bir durum. Galatasaray'ın bu duruma düşmesine esasen bir Fenerbahçeli mutlu olur gibi geliyor ilk bakışta ama şeyden haz etmiyorum yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın öyle her önüne gelenle yenildiği bir tablo, ne bileyim belki geri kafalı bir futbol sever olduğum için belki hoşuma gitmiyor. Galatasaray ve bu gidişle de herhalde küme düşme çizgisinin hemen bir üstünde şu anda. Şaka gibi ama. Şaka hakikaten gibi. Hakikaten öyle değil mi? Yani artık 6 hafta kaldığı için o çizginin altına inmesi zor görünüyor ama hemen o çizgide kalabilir diye düşünüyorum bu performansla. Gerçekten Galatasaraylılar, bir bölüm Galatasaraylılar ya da bunu bir kötü şaka olarak epey konuştuk biz. Ya küme düşmez canım, o kadar da değil diye. Ama bakıyorum da gerçekten durum fena. Neyse, Burak'ı tebrik edelim. Fenerbahçe'yi üzen, Galatasaray'ın zaten artık ağlanacak hali bile kalmadı ama Burak hakikaten Trabzonspor'u zirveye yeniden yerleştirdi. Hello golden sonra anne diye bağırması insanın bir anne olarak böyle gözleri yaşarıyor. Ne kadar duygulanmıştır annesi kim bilir. Gazetelerle devam edelim. Birkaç gazeteyle. Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP'de eski isimler liste dışı diyor manşet. Cumhuriyet'le başlıyoruz arkadaşlar. Hürriyet'le birazdan geleceğiz. Bu CHP'deki listeleri Cumhuriyet Gazetesi yok mu acaba? Ben göstereyim olmazsa. Bir de evet bulundu. Bir de tam böyle
sayfanın göbeğinde görüyorsunuz. Liseli gençlerin isyanı. Bu konuya biraz değineceğiz. Çünkü 12 Eylül sonrası gençlerin hani depolitize olması nedeniyle bırakın liseleri, üniversiteleri çok az gördük. Bir tek türban eylemi ile sınırlıydı. Ama şimdi liseliler sokakta hem de o Orta Doğu Arap ülkelerinde gördüğümüz ve bazı köşe yazarlarının da göklere çıkarttığı bir yöntemle Twitter üzerinden ya da internet Facebook üzerinden, Facebook üzerinden haberleşerek. Sözcü gazetesi de keza bu olayı manşetine almış. Pankartın şifresi diyor. Pankartların dilini vermiş gazete. Ben okumayayım şimdi tek tek ama ilginç olduğunu belirteyim. Şimdi kimi gazete böyle birinci sayfada büyük vermiş, kimi gazete örneğin Hürriyet birinci sayfadan küçük vermiş. Örneğin manşetinde Hürriyet'in Berlusconi'den AB'ye vize golü haberi var. Bu YGS isyanı küçük fakat açıyorsunuz işte görüyorsunuz iç sayfada annelerin de babaların, abilerin, ablaların da yer aldığı gösterilerden bir bölüm görüyoruz. Şimdi bazı gazetelerde bunlar var ama bazılarında iki kere taradım bir de arkadaşlarım gözden geçirdiler. Bazı gazetelerde hiç yok. Sadece birinci sayfadan söz etmiyorum. Bu kadar önemli bir haber. Çünkü bakın Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul, Tunceli, Ankara, Tunceli değil pardon Hakkari galiba, Ankara, İstanbul, İstanbul zaten bir hayli geniş oldu. Tek satır yok. Örneğin Zaman Gazetesi'nde alkol varsa güvenlik yok diye herkesin bildiğini bilmiyorum neden, 10 bilim adamı kitaplaştırmış çünkü bunu. Trafikte alkol raporunu. Alkolün kötülüğü üzerine... Evet hakikaten... Gazeteciliğin bu türü zor bir iş. Değil mi? Kolay değil. Yani bence onlar da şimdi ne yapacaklarını tam bilmiyorlar. Şimdi işte ÖSYM Başkanı acemilik ettim dedi, hata ettim dedi. Sonra işte bunda kopya yoktur diyen, şifre yoktur diyen profesörler, Ali Nesin falan şifre olduğunu kabul etti. Fakat başbakandan bir ses seda çıkmadı. Cumhurbaşkanı evet, tatmin oldu ama başbakan çünkü listelerle meşguldü. Meşgul olduğu için çıkıp konuşmadı diye düşünüyorum. Konuşsaydı bunlar da bu arkadaşlar da ne yapacaklarını bileceklerdi. Şimdi bilemiyorlar tabii ne yapsınlar. Bütün durumunu gazetecilik pozisyonunu hükümetin pozisyonuna göre ayarlarsan oradan bir işaret beklersin ki ne yapayım diye. Şimdi hükümet yokmuş gibi davranıyor bu olay. Bunlar da yokmuş gibi davranıyorlar. Evet yani hakikaten yok ama. Yani şaka maka değil hakikaten yokmuş gibi de yok yani. Böyle bir şey yok. Star gazetesi keza. Şimdi Libya var. Bu sahada gördüğünüz büyük resim o. Libya'daki isyan var ama Türkiye'deki isyan yok. Star gazetesi. En ilginç durumlardan biri de Taraf gazetesinin. Şimdi Taraf gazetesi de bugün muhtelif başlıklarla işte derin devleti gül bitirebilir. Gülden kasıt Cumhurbaşkanı Gül. Bu yemin imamı imandan çıkartır. Sözü edilen imamlar 1982'den bu yana görev yaparken Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacaklarına yemin ederek aslında meclisteki yeminin bir benzerinden söz ediliyor. Ve eleştirel bir başlık. Fakat gazetede, Taraf gazetesinde hiç ama hiç bu konuya değinilmiyor. Oysa Taraf gazetesi önce bayağı taraf olarak bu YGS meselesinde dedi ki ya nereden çıkartıyorsunuz kopyayı? 6 Nisan gazetesiyle bir devam edelim arkadaşlar tarafın. Evet, bu şifre olmadı, yenisini bulalım. Biraz böyle ironik bir manşet.
6 Nisan günü. 7 Nisan günü gene bir türlü tatmin olamıyorlar dedi. Derken de bizi kastetti. Yani hani Cumhurbaşkanı ve ona bakarak işte Cemil Çiçek ve bazı bakanlar tatmin olmuştu. Ama medya üzerine gidince bu haberlerin bir türlü tatmin olamıyor bu basın diye eleştirdiler. Fakat 9 Nisan günü Nesin az önce Mehmet Yılmaz'ın sözünü ettiği Ali Nesin, Profesör Ali Nesin aptallığın daniskası diyor. Çünkü bizzat ÖSYM Başkanı acemilik dedi, işgüzarlık dedi, yanlış yapılmıştır dedi vesaire vesaire. Hakikaten olay büyüdü. Şimdi bu konuda sonra taraf olmak gerekir mi kalktılar sence? Hı? İşte bu hükümete karşı bir siyasi komplo, yani bir çete ÖSYM'ye sızmış. Basına dağıtılan soru kitapçıklarını değiştirmiş ki bundan böyle hükümet zarar görsün diye işte Sabah ve Zaman bunu ciddi ciddi yazdılar. Birinci sayfalarından haber yaptılar. Özel yetkili savcılık araştırıyor falan diye bir isimsiz ihbar üzerine sonunda Ergenekon'a bile bağlanabilecek imalarla dolu bir haber yayınladılar. Ben anlayamıyorum bu gazetecilik biçimini. Çünkü burada evet siyasi bir sorumluluk var hiç kuşkusuz. O ÖSYM'de YM'nin başına o kişileri atayanlar hükümet Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın imzasıyla atanıyor ÖSYM Başkanı. Dolayısıyla onun beceriksizliğinin, onun yanlış seçilmesinin siyasi sorumluluğu Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a çıkartılır onun faturası. Ama ortada da çıplak bir gerçek var. 1.700.000 çocuk var. 1.700.000 çocuğun ailesinin harcadığı para, 3 senedir verdikleri emek, o stres, yani sadece parayı bir kenara bırakın, o stres sadece bu tek kendi başına, para da trilyonlardan bahsediyoruz. Yani düşünsene, 1 lira 2 liradan değil, yıkım olabilecek paralar. Tabii. Ve burada bir heyet beceriksizlik yapıyor. İşgüzarlık yapıyor. Neyse ne yapıyorsa bir şey yapıyor. Ama yanlış yapıyor. Yani. Ve ama yanlış yapıyor sonuç. Şimdi buna rağmen hani meselede ikna oldum olmadım bu bilimin işi dersin bir kenara bırakırsın. Ben doğrusunu istersen hani çok da bu konuda bir taraf gibi böyle tutum belirtmeyi doğru bulmayanlara katılabilirim. Ama binlerce çocuk sokağa çıktıysa bunu görmezden gelemez. Yani gazeteci olarak görmezden değil mi? Gelemez. Yani gazeteci olarak. Politikacıların da görmezden gelmemeleri lazım. Şimdi Taksim'de örneğin dün çocuklar Facebook'tan bu Batı'da örneğini gördüğümüz gibi bir anda örgütlenerek örgütlenmeden daha doğrusu ama bir araya gelerek isyan ettiler. Ve işte az önce şu anda da evet görüntülerini de görüyorsunuz zaten. İstiklal Caddesi boyunca yürüdüler. Hakikaten çok kalabalıktı. Bunun mesela nasıl haber değeri yok? İşte Tahrir Meydanı Mısır'da, efendim İnci Meydanı ya da Libya, yani demokratik haklarını Arap ülkelerinin başkentlerindeki meydanlarda kullanırsan Türk gazetelerinin önemli bölümünde manşet olursun. Demokratik haklarını Türk meydanlarında kullanırsan büyük bir bölümü tarafından görmezden gelirsin. Bir de tabii sadece hani medyanın görmezden gelmesi değil mesele. Çok tuhaf bir şey yaşandı hafta sonunda. Gazetelerde bilmiyorum gördünüz mü? Antalya'da çocuklar yürürken liseli öğrenciler bildiğiniz ve hani terör örgütünün sahaya sürdüğü 3-5 kişi vardır belki bilmiyorum. Çeşitli terör örgütlerinin hep öyle söylenir ya. Ama kalanı bildiğiniz liselilerdi ve yeter diyorlardı. Şimdi onlara bir kişi yuh çekti. Önce böyle bir fotoğraf makinesi üzerinde çocukların fotoğrafını çekiyor. Sonra bir ara da onları yuhluyor. Kim bu kişi? İşte bakın fotoğraf çekerken görüldü. Bu kişi efendim Antalya Vali Yardımcısı. Antalya Vali Yardımcısı çocukları basbayağı yuhladı. Önce fotoğraflarını çekti. Belki de çocuklar ne yapıyorsun diye sordu.
Bunun üzerine Sayın Vali Yardımcısı çocukları, gençleri yuhaladı. Şimdi Mehmet Tezkan bugün bu konuya değinmiş. Anlamaya çalışmış çünkü. Yani bir bürokrat neden bunu yapar diye. Mehmet Tezkan'ın yazısını kısaca paylaşalım, devam edelim. YGS sınavını protesto eden öğrencilere yuh çeken Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan. Elini iki dudağı arasına götürüp Borazan gibi yapıp bağırmış. Yuh. Sormuşlar, demokratik hakkımı kullandım demiş. Yani sınavın iptal olmamasını istiyor. Sınavın iptal olması için eylem yapanlara karşı o da eylem yapıyor. Sanırsın ki ucu kendine dokunduğu için yapıyor. Değil, Borazan'ın sınavla mınavla ilgisi yok. Vatandaş olarak onu ilgilendiren bir durum yok. Taraf olacağı bir hadise mevcut değil. Peki niye yuh çekiyor? Vardır bir nedeni. Mehmet Tezkan, Milliyet. Bu vali yardımcısı büyük bir ihtimalle yetenekleriyle değil, siyasi bağlantılarıyla, siyasi etkilerle vali yardımcılığına kadar gelmiş bir kişi. Şimdi de işte seçimden sonra yeni İçişleri Bakanı gelecek, yeni valiler kararnamesi hazırlanacak. Böyle bir hareketle göze girersem vali olurum diye düşünüyor herhalde diye. Bu göze görme, pardon göze girme... Bu şimdi AKP zihniyetinin gözüne girmek için. Nasıl bu gazeteler görmezden geliyorlar. Bu vali yardımcısının hareketi de aynı ama vali yardımcısının maaşını biz veriyoruz tabii. O yuhaladığı çocukların anaları babalarının verdikleri vergilerle o koltukta oturuyor. O boynundaki fotoğraf makinesini aldığı para o vergilerden geliyor. Yani saygı duyması lazım. Onun için aslında esasen istifa etmesi gerekir normal şartlar altında böyle bir şey yapan adamın ama Türkiye'de böyle bir ahlak gelişmediği için işte ancak böyle borazanlık yapıyorsun. Adının da borazan olması enteresan. Hakikaten ben acaba dedim hani bir gönderme mi var? Hayır. Hakikaten soyadı Borazan'mış. Metin Borazan. Evet. Yani hani... Yani hayat, iktidarların düdüğünü çalan kamu yöneticisi tipinin tipik bir örneği. Yarın başka bir iktidarda aynı şeyi yapabilir. Yani başka bir iktidara yaranmak için de aynı şekilde davranır. Çünkü kamu kesiminde kamu yöneticilerimizin bir bölümü için yükselmek bu böyledir. Yolu buradan geçer. Hükümete borazanlık yapmaktan geçer. Peki şimdi yani gerçekten anlamaya çalışarak soruyorum. Hani samimiyetimle söylüyorum, burada hani bir mana yapıyor değilim. Bu kadar sert bir tepkiyi bürokratından bakanına, gazetecisine vesairesine kadar gösterdiklerine göre bu çocuklardan mı en korkuyorlar yoksa bunun bir götürüsü? Bunun yaratacağı siyasi şeyden korkuyor olmaları gerekir. Çünkü bu beceriksizler ordusunu oraya atayanlar bu siyasi iktidardır. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçti YÖK'ü, seçti ÖSYM Başkanı'nı, Başbakan'la beraber ortak imzalı kararnameyle tayin etti. Bunun siyasi sorumluluğu, bu heyetin siyasi sorumluluğu onlara aittir. Düzgün insanları seçselerdi, bu işi bilen insanları seçselerdi bu olmazdı. Bunları seçtiler çünkü bunlar kendi siyasi görüşlerine yakın insanlar. Eğer bürokraside, kamu yönetiminde tayin edilme kıstası, bir makama getirilmenin ölçüsü siyasi yakınlıksa böyle hatalar olur. Dünyanın her yerinde de olur, sadece Türkiye'de değil. Ama bu hatayı yaparsanız bunun da siyasi sorumluluğunu yaşamanız, çekmeniz lazım. Bilmiyorum. Yani sokaktaki çocuklara bakıyorum, İstiklal Caddesi'ndeki çocuklara bakıyorum. Bir siyasetçinin onları görmezden gelip ya da peşinen suçlu ilan edip karşısına almasını asla anlayamıyorum. Küçük yaşta Türkiye gerçeğini öğreniyorlar diye mutlu da olabiliriz aslında. Evet, bu da bir yani, eğitimin bir parçası. Değil mi? Medyanın da bunu hakikaten nasıl görmediğini bazı gazetelerin, bazı köşe yazarlarının doğrusu bilemiyorum ama tabii gördüğün zaman da başına bir takım işler geliyor. Örneğin Andrew Finkel, Zaman Gazetesi, Today's Zaman yazarı,
meslektaşımız çok çok uzun yıllardır Türkiye'de Zaman Gazetesi'nden kovuldu. Bütün suçu da Fethullah Gülen'e ve hareketine ya biraz daha anlayış demesi. Bundan ders çıkarın demesi. Değil mi? Evet. Yani bu özellikle Ahmet Şık, Ahmet Şık konusundaydı olaydı. Değil mi? Evet. Peki nasıl, yani nasıl yorumluyorsun diye sormak tuhaf kaçacak ama bundan yani, genel bir medya fotoğrafı çeker misin lütfen? Genel bir medya fotoğrafı çekemeyiz ama Fethullahçı medya fotoğrafı çekebiliriz. Şimdi Zaman Gazetesi'nde mesela geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Hatırlarsınız bu bir CHP milletvekili Fethullah Gülen'le ilgili mecliste bir şeyler söyledi. Hı hı. Kavga çıktı, AKP'liler üzerine saldırdılar filan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konudaki görüşlerini almış gazeteciler oluyor, sormuşlar bir yerde herhalde bir yurt gezisinde. Bütün gazetelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söylediği var. Zamanda sadece işine gelen kısmı var. Yani Zamanda diyor ki mesela o yaptığı doğru değil, milletvekilinin bir kişiyi böyle hedef göstermesi doğru değil diyor. Fakat Gülen cemaatiyle ilgili başka bazı şeyler de söylüyor bunun kendisine bir bakmasıyla ilgili. Mesela onları koymamışlar. Böyle bir sansür var. Sadece bu Fethullahçı medyayı okuyanlar dünyanın da olup biteni sadece belli bir yönünü öğrenebiliyorlar. Öyle peki, bir sorunları bütün var. Bütün medya için geçerli değil midir sence? Yani bir diğer gazetede gerçeğin diğer yarısını verip bir başka yarısını boş bırakmıyor mu? Yani ya da bunu bütünleyebilmenin yolu yani ne? Hiç kuşkusuz ki her gazetenin bir kişiliği ve yayın politikası var. O yayın politikasına uygun işte her gün 4000-3000 haber içinden 150-200 tanesini seçip gazeteye koyuyorsun ve işte o gazeteyi, o haberleri nasıl seçtiğin, hangisini büyütüp küçülttüğün, o gazeteyi Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Star, Zaman, Vatan yapan değişik şeyler o. Değişik farklılığı yaratan o. Normal olarak gazetenin haberinin o olay neyse olduğu gibi onu yansıtmasını beklememiz gerekir. Normal olanı odur. Yorumları da köşelere bırakarak. Yorumları da köşelere bırakıyor olmaları gerekir. Ama şimdi Türkiye'de şu veya bu nedenle gerçeğin sadece bir tarafını görüyoruz birçok gazetede. Onun için okuyuculara tavsiyem tek gazeteyle yetinmesinler. Bir de tabii birkaç gazete okuyarak gerçeği hani küçük daha iyi vermek olabilir. Belki farklı biçimde vermek olabilir ama ay kusura bakmayın tekrar aynı konuya döneceğim. Binlerce Türkiye'nin her yerinde binlerce liseli anneleri babalarıyla kızgınlıkları kırgınlıklarıyla sokağa dökülmüşse bunu hiç görmemeyi hakikaten anlayamayacağım. Ama dolayısıyla Andrew Finkel niye kovulmasın? Ahmet i̇şte böyle, Şükre, böyle bir şey, böyle bir durumlar var. Yani bunlar hoşlanmazlar. Şimdi mesela ben Fethullah Gülen hareketi aleyhine bir yazı yazsam gazetede, zaman zaman yazıyorum. Bu hareketin şeyleri, işte ne bileyim Zaman Gazetesi'nin yöneticileri, işte ne bileyim o cemaatin önde gelenleri, patrona şikayet ederler, ona şikayet ederler, bir sürü insanı kışkırtırlar, mail göndertirler. Böyle bir tabiatları var. Fakat onlar mesela sizin hakkınızda, bizim hakkımızda her şeyi yazmak hakkına sahiptirler. Böyle bir tuhaf bir şey anlayışları var. Basın özgürlüğü anlayışları var. Sakat bir anlayışları var. Şimdi tabii bu listeler ve seçime doğru kimin ne yaptığı konusunda iyice belirginleşecek bir uçurum. Hani kimisi şunu öne çıkartacak, kimisi bunu. Öne çıkartılacak konulardan biri de elbette CHP'deki Ergenekon sanığı adaylar olacak. Mustafa Balbay'ın adaylığı kesin gibi. Henüz resmi bir açıklama yok ama gelen bütün haberler öyle. Bilmiyorum Mustafa Balbay televizyonu seyredebiliyor mu? Seyrediyorsa şu anda orada mı, karşımızda mı? Eğer öyleyse kendisine sabırlar dileyelim. Artık bugün tutukluğunda 767. gün, hücrede de tek başına 43. gün. Dile kolay, hakikaten dile kolay. 2 ayı daha kaldı, biraz daha sabır diyelim. Bu arada bir son dakika, aman Allah'ım. Japonya'da 7.1'lik bir deprem daha
Gene kuzey doğusunda yani gene ufuk bir şey bunlar var. Bunlar artçı depremler herhalde. Ama nasıl artçı? Oradaki plaka işte iyice oynadı herhalde. Ama deprem 9 küsur olunca. Ha? Tabii ki deprem. Ama yani oradaki tsunami alarmı verilmiş ama çok fazla değil anlaşılan. Oradaki tabaka iyice yerinden oynadı herhalde. Ve dediğim gibi kuzey doğusu bildiğim kadarıyla Fukushima'ya gene yakın. Hani dünya, Japonya ve dünya hakikaten alarmda olmalı. Birazdan şu nükleer santral meselesinde söyleyeceklerin olursa dinlemek isterim de önce şu CHP'deki Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal isimlerine bir yorumunu alayım. Ya da genel olarak diğer Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden cezaevinde tutuklu veya tutuksuz olarak olsa bile aday olabileceğini mantıklı buluyorum ama Mehmet Haberal'ın bugüne kadar CHP'li bir ilişkisi olduğunu hiç duymamıştım. Ben tam tersine Mehmet Haberal'ı AP'li, işte sonra DYP'li bir insan olarak tanıdım. Şimdi CHP'de nasıl kendine yer buldu, CHP onu nasıl aldı onu bilemiyorum. Aynı şey Sinan Aygün için de sanıyorum söylenebilir. Ama şimdi CHP'nin de işte bir böyle bir moda oldu. Merkeze açılmak, merkez sağa açılmak gibi bir ve böylece daha oy tabanını genişletmek gibi bir politika. Ben çok doğru bulduğumu söyleyemem. CHP bir sosyal demokrat parti olduğunu iddia ediyorsa açılması gereken yer demokratik yani her şeyden önce demokrat ve demokrasiye yönelik olmalıdır. Onun için de tam tersine tutucu bir sağa doğru değil de daha demokrat, daha açık fikirli bir şekilde sola doğru açılmalıdır diye düşünüyorum. Ama bundan dolayı CHP yönetimini eleştirmek hakkım var mıdır? Yoktur. Mehmet Haberal daha doğru olabilir. Şaşırdığın isimler oldu mu girmez yani mesela İlhan Cihaner mesela İlhan Cihaner'e yer almadı. Evet İlhan Cihaner'in olmamasına buna karşılık işte dediğim gibi Mehmet Haberal'ın olmasına şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü İlhan Cihaner daha yakın sol fikirlere diye düşünüyorum. Evet yani ben de doğrusu İlhan Cihaner'in olacağını düşünüyordum. Ben de şaşırdım açıkçası. Peki şimdi Milliyet Gazetesi'ni bir görürsek arkadaşlar sonucu günlük yaşam belirler diyor Adil Gür, AVG araştırma şirketinin sahibi. Bu adaylar çok etkili olmaz diyor seçim sonuçlarında. Sen hani kaç seçim görmüş? Adaylar etkili olur. Şimdi belki büyük şehirlerde o kadar rol oynamayabilir ama küçük seçim çevrelerinde mutlaka adayın kişiliğinin kim olduğunun o adayın gösterdiği performansın, kampanya süresince göstereceği performansın hiç kuşkusuz ki önemi vardır. Kastettiği Haberal gibi kişilerin varlığı olumsuz etkilemez. Benim Adil Gür'ün Milliyet Gazetesi'ndeki röportajda söylediklerinden ve dün akşam da televizyonda anlattıklarından çıkarttığım o. Günlük yaşam etkiler diyor. Yani mesela bir araştırma vardı hafta sonunda okudum. Son 7 yılda gıda fiyatları %85 oranında artmış. Evet. Fakat gelir bu oranda artmıyor. Evet, bu mesela etkilidir herhalde. Mutlaka etkili olur. Yani şimdi şöyle düşünün. Bundan 4 sene önce insanlar hangi standartlarda yaşıyorlardı? 4 sene sonra nereye geldiler? Esnaf daha iyi durumda mı? İşçi daha iyi durumda mı? Memur daha iyi durumda mı? Geniş kitleler bunu yaratanlar, köylü daha iyi durumda mı? Bunlar. Şimdi bu kitleler oy verirken önce buna bakarlar. Yani bu 4 senede ben ne aldım? Bana ne faydası oldu? Hayatım iyiye doğru gitti mi? Yoksa bozuldu mu? Ona bakar. Ama sadece onunla da bağlı değildir. İşte Türkiye'de, başka ülkelerde de önemli faktörler var. İşte din, mezhep, etnik köken gibi siyasi insanların günlük hayatlarına bakmadan kararlarını vermelerine yol açan etkenler var.
onları da küçümsememek gerekir diye düşünüyorum. AKP'nin bu seçimdeki kozu ya da kozları öne çıkan ne olur sence? AKP'nin bu seçimde geçen seçimlere oranla daha az kozu var artık. Çünkü 8 yıllık bir iktidarın hesabını vermek durumunda. Dediğim gibi büyük kitlelerin hayatlarında önemli değişiklikler görülmüyor. İyiye doğru önemli değişiklikler görülmüyor. İşte ekonomimiz büyüdü, şu oldu, bu oldu falan diyoruz ama günlük hayatta et tüketimi azalıyor. Bunların hesabını vermesi biraz zorlanır hesabını vermekte diye düşünüyorum. Ama öte yandan işte dine dayalı bir söylem içinde olması, mevcut partilere göre demokrasi lafını daha çok söylüyor olması, inanmadığı şeyler de dahi olsa söylüyor olması. Çünkü ben AKP'nin demokratik bir hedefi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar insanları etkileyebilir. Bu arada MHP'nin çok konuşulan bir konuydu. Çünkü MHP'nin varlığı ya da yokluğu AKP'nin anayasa değiştirecek çoğunluğa ulaşıp ulaşmamasında kritik önemde. Adil Gür diyor ki tüm araştırmalarda, sadece kendi yaptığı araştırmalarda değil, tüm araştırmalarda oy oranı %10'un üzerinde baraj sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum diyor. Ve bugün bir sebebi yok. Yani MHP'nin barajın altında kalması için bir neden yok. Yani MHP'nin oylarına talip olan AKP, o MHP'ye geçen seçimde oy verenleri neyle ikna edecek ki o oyları alsın? Bu anayasa referandumuyla karıştırılmaması gereken bir şey, bir durum. Bu arada anayasa demişken, anayasa değişikliği pek çok kesim için gene sopanın ucundaki havuç gibi oldu. Ama sence bu etkili olur mu? Yani bence artık yani diğerlerine seçim kampanyasını yeni anayasa üzerine kurmak belli bazı çevrelerde etki yapar gibi geliyor ama bence geniş kitlelerde bir etki yapmaz. Türkiye bir anayasa referandumu geçirdi. Bir sürü insan işte demokratik anayasa olacak, şu olacak, bu olacak diye götürdü, oyunu verdi. Hayatlarında ne değişti? Bunu biliyorlar artık. Anayasa değiştirmekle hayatımızda bir şey kolay kolay değişmiyor. Dolayısıyla tek başına anayasa değişikliği üzerine yürütülecek bir seçim kampanyası işe yaramaz diye düşünüyorum. Şimdi bugün anayasa değişikliğinden diğer bazı önemli işte Kürt açılımı, cemaat algısı meselesi, ulus devlet tartışması, örneğin Nazuhi Güngör'dü galiba geçenlerde bir köşe yazısında ulus devletin artık sonu geldi farkında değil misiniz diye manşet atmıştı ki bu ilk bu konudaki yazısı değil, daha önce o Mümtezer Türköne keza çok yazılar yazdılar bu konuda. Şimdi kırmızı çizgiler üzerinde artık rahatlıkla bir ulus devletin sonu geldi derken sadece Türkiye ile mi ilgili yoksa bu genel evrensel bir kural? Ama bunu yani yani Fransa'da dağılmak için üzere o zaman. İtalya, Fransa, Almanya. ama tabii ki Türkiye için söylüyor bunu. Yani ulus devletin artık teyelleri sökülüyor diyor ve andımızın okunması tartışmasından bu sadece Kürtleri değil, işte İslamcıları da ilgilendiren bir mesele. Şimdi arkadaşlarım bir mail izleyici maili ilettiler. İsmi var bir kadın izleyicimiz. Ama ben ismini vermeyeceğim. Söz ettiği okulun adını da vermeyeceğim. Çünkü çok hassas konular bunlar. Çünkü çok ağır bir iddiada bulunuyor. Diyor ki bugün yani 11 Nisan 2011'de filan filan İzmir'de yalnız bu okul. İzmir filan filan okulunun sabah töreninde okulun bayan öğretmeni hoparlörle tüm mahallenin duyacağı şekilde törende hazır ol vaziyette duran çocuklara artık İstiklal Marşımızı söylemek zorunda değilsiniz dedi. Diyor ve o anda nasıl neler hissettiğini yazıyor. Onu da söylemeyeyim. Çünkü çok ağır bir travma gibi yaşamış neredeyse. Bunu bildirmiş. Şimdi hani bu bir izleyici iddiası. O nedenle okulun adını vermiyorum vesaire.
Ama tek tek böyle örneklere daha fazla rastlar olduk. Sence bu noktalara geldik mi, yoksa bunlar münferit zorlamalar mı? Bunlar münferit olaylardır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin şimdi andın okunması, Türk'üm doğruyum çalışkanım denmesi birçok insanı rahatsız ediyor olabilir. Hı hı. Kendisini Türk olarak görmeyen. Dolayısıyla ilkokul çocuklarının sabahleyin böyle bir şey söylemesini zorlamanın manası da yoktur. İstiklal Marşı artık maçlarda da söyleniyor. Yani bunun söylenmesinden niye rahatsızlık duyuluyor onu bilemiyorum. Yani bir ülkenin hakikaten yani, iki sembolü varsa biri o değil midir? Kendinizi Kürt olarak tanımlıyorsanız ve yaşadığınız ülkenin İstiklal Marşı'nı dinlemek niye rahatsız etsin bir insanı, söylemek niye rahatsız etsin onu bilemiyorum. Tabii bu yani, ayrılıkçı fikirler her zaman olacaktır. Bunun önüne yani, geçemeyiz. Kürt bakışı mıdır yoksa başka bir bakış mıdır onu da bilmiyorum tabii, bu izleyicimizin aktardığı. Bu Türkiye durduğu sürece ayrılıkçı fikirler olacak. Ekstrem fikirler olacak. Önemli olan bunları medeni bir şekilde konuşabiliyor olmaktır. Birbirimizi dövmek, pataklamak, silah çekip vurmak yerine. Bunları konuşabiliyor hale gelirsek bunların sevgili sorun Mehmet, yaratmasından yani kurtuluruz. Yani Ahmet Şık'ı, Nedim Şener'i cezaevine tıkıp ondan sonra hani burada bu kadar böyle canım bunları da konuşalım. Biraz i̇şte onları da tıkmayalım. Hayat bizi aşmıyor mu? Benim söylediğim onları da hapse tıkmayalım zaten. Tabii bir de. Bir şey yazdığı için. Hani biri oluyor diğeri olmuyor. Bugün Mehreşer'in Türkiye'nin artık dediğim gibi üzerinde hani daha fazla konuşulmaya başlanan tabuları konusunda bir yazı yazmış. Can Dündar geçenlerde dedi ki ne güzel artık tabuları teker teker halletmeye yani aşmaya başlıyoruz diye. Mehveş Evin diyor ki hani aşıyor muyuz yoksa başka bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum. Ben çok da tatmin değilim o konuda diyor. Bakalım bir yazısını izleyelim. Bazı tabulara dokunurken epey yol alıyor gibi görünüyoruz. Askeri vesayet, Kürt sorunu, türban, aile içi şiddetle ilgili artık daha çok konuşabiliyoruz. Buna karşılık temel insan hakları, düşünce özgürlüğü ve devlete güven konusunda ciddi bir sarsıntı yaşanıyor. Tartışmaya kalktığınızda acayip bir dezenformasyon bombardımanı ve çifte standartla karşılaşıyorsunuz. Mesela sivil anayasa bile seçimle bağlantılı bir havuç olarak gösteriliyor bize. Havucun rengi ve şekli iktidar partisinin paşa gönlüne göre belirlenecek. Cemaatin gazetesi Zaman, Andrew Finkel'a Şık'la ilgili yazıları nedeniyle "Senin yuvan burası değil yavrucum" diye kapı gösterdi. Milyonlarca gencin geleceğini ilgilendiren YGS hakkında en ufak bir şüphe bulutunun onlarca istifaya yol açması beklenirdi. Ne var ki en tepeden hemencecik tatmin olundu. Cemaat hakkında yazdığı kitaptaki notları nedeniyle Ahmet Şık hapse atılıyor. Gazeteler taslak silmek için basılıyor. Kitabını internette yayınlanması bu vahim durumu değiştirmiyor. Listeyi uzatmak mümkün. Peki tartışıyoruz da ne oluyor? Raquel Dink, Barış Kurma konferansında şöyle demiş. Birçok şey artık inkar edilmiyor ama bir Allah'ın kulu sorumluluk alıp özür dilemiyor. Bu denilmedikçe de her şey tekrarlanıyor. İşte bu nedenle bir türlü tatmin olamıyorum. Mehveş Evin, Milliyet. Evet, Mehmet Yılmaz. Güzel yazmış. Bir de hakikaten gündemdeki maddeleri güzel toparlamış. Seçim bu tabloyu değiştirir mi sence? Seçim bu tabloyu değiştirmez diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye öyle bir şekilde ortasından ikiye, eninden ikiye bölündü ki bir tarafın duymuyor, ne yaptığını dinlemiyor bile. Şimdi bu YGS sınavında bile bu bölünmüşlük. Dedim işte bir gazetecinin kitap yazdığı için gözaltına alınması, tutuklanması, tutukluluk halinin ısrarla devam ettirilmesine karşı gösterilen iki farklı tutum. Bunlar böyle temel yaşam tercihleriyle ilgili gibi geliyor artık bana. Yani Türkiye bu zeminde
AKP hükümeti bunu başardı. Türkiye'yi ikiye böldü diye düşünüyorum. Ve ondan sonra yani seçimden sonra da... Seçimden sonra da böyle yaşamaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bu arada medya mahallesi için bir son dakika haberi sayılabilecek bir not getirdi arkadaşlarım. Medya Tava'dan almışlar. Medya Tava'nın iddiası, böyle de yazabiliriz arkadaşlar, görür izleyicimiz de hani kaynağı da görür diye düşünüyorum. Yiğit Bulut, medya mahallesinin kükreyen aslanı Yiğit Bulut. Olmuş mu adam? AKP tarafından İstanbul ikinci bölge ikinci sıradan hem de listede deniyor. Aferin. Ha? Aferin ne yani işe yaradı yaptıkları. Bir de diyorlar ki yani medya etkisiz. İşte medya daha ne etkisi olsun? Peki senin istikbalin ne olacak Mehmet Yılmaz? Sen hani ne adaysın, ne siyasette? Ben siyasetten de hoşlanmıyorum. Siyasete girmeyi düşünmüyorum. Yani meclis siyasetinden. Evet, yani otur siyasetten otur. Hoşlanmıyorum ve girmeyi düşünmüyorum. Zaten beni alacaklarını da zannetmiyorum. Beni işten atmasınlar yeter. Öyle mi? Seçimden sonra ya olabilir, şey... olabilir, niye olmasın? Bugüne kadar herkes niye atıldıysa beni de o yüzden atabilirler. Evet, Hürriyet'te Cüneyt Ülsever galiba kesin olarak ilişiği kesildi. Andrew Finkel zamandan. Mahallemiz tabii çok böyle kimisine vekillikler, kimisine erken emeklilikler. Bilmiyorum. Böyle artık Türkiye. Bunu bilerek yaşarsak başımıza gelenleri yazarken daha kolay ama ediniriz. Bunu bilerek ve bunu düşünerek sürekli hareket etmiyorsun herhalde. Yok hayır, şimdi... böyle bir endişem olduğu için de söylemiyorum. Ben bildiğimi yazmaya devam ediyorum. Ama Türkiye'de seçimden sonra nasıl bir denge oluşacak, nasıl bir Türkiye oluşacak? Hükümetin bu basın üzerindeki baskısı nereye kadar yükselecek? O baskıyı daha kuvvetlendirmek için seçimden güç alarak mı gelecekler, yoksa seçimde güç kaybettikleri için artık durup ya biz ne hata yaptık diye düşünecekler mi? Bütün bunlara evet. Bağlıdır. Evet. Peki çok teşekkürler Mehmet Yılmaz. 13 Haziran günü burada her zaman seçim sonrasında olduğu gibi böyle kalabalık bir program yapmayı düşünüyorum. 13 Haziran'da, 13 Haziran'da ajandana burada yaz. Buluşuruz. Görüşelim, burada buluşalım. Biz de reklamlardan sonra buluşalım efendim. Efendim programı kapatırken kısa bir not. En çok yorum, tepki sizlerden gelen liselilerin isyanı, YGS konusundaki tepkilerine ilişkin oldu. Bir tane kısacık okumak isterim. Mustafa Çevirgen adlı bir izleyicimizden gelmiş. Diyor ki, bizi yönetenler hiçbir protestoyu kale almıyor, orantısız güç kullanıyorlar. Bu çocuklara yazık değil mi diyor. Çocuklar hepimizin. Onlara sevgiyle. Efendim sizlere de iyi günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.